Merhaba arkadaşlar. Kuşlarımızın, kanaryalarımızın haftalık bakımını yaptım. Altlarını değiştirdim, yemlerini değiştirdim, mamalarını yeniledim, sularını değiştirdim. Bunları yapmışken bir komple şöyle kanaryalarımızın son durumunu sizlere göstereyim istedim. Neredeyse sezon bitti sayılır. Şurada bir çiftimizde yavrusu var, onu büyütüyor. Onu da ayırdıktan sonra sezonu bitireceğiz. Yavrumuz da şurada. Sarı Malta yavrumuz. Dişimiz de tekrar yuvayla ilgileniyor ama yuvayı örse bile yumurtlasa bile yavru büyüdükten sonra yavruyu ve babayı ayıracağım. Dişi belki tek başına eğer yumurtalar doluysa büyütür. Onun dışında hiçbir tane bile eşte kuşum kalmadı. Şöyle bir gösterelim son durumlarını. Gloster kabak yavrularımız 2, 4, 6, 7 tane. 7 tane mi? 8 tane. Şimdi uçması 3, 5, 7 tane. Evet, 7 tane var. Şu bir tane yavrumuzda bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu göstereyim. Hem de size de bahsedeyim. Bakın ayağında bantladım. Sol ayağı yani bilezik olmayan ayağında paten parmak dediğimiz bir sıkıntı var. Çok nadir denk geliyor aslında ama bu sezon sadece bunda oldu. Arka tırnağı böyle şu sağ ayağı gibi düzgünce şeyi kavramıyor. Tüneyi kavramıyor. Ön tarafa doğru geliyor. Onun için tedavisi kolay. Aslında daha erken fark etsem, daha erken yapsam daha iyi olurdu da annesinden ayırırken fark ettim. Gördüğünüz gibi bantladım. Arka tırnağını bantla bacağına sabitledim. Aşağı yukarı bant özelliğini yitirip ayağından çıkana kadar zaten tedavi olmuş oluyor. Yani bir nevi şey gibi bu. Öyle düşünün. Kırılan bir yeri alçıya almışım gibi. Parmağını o şekilde bantla alçılamış oldum. Dediğim gibi bant özelliğini yitirip oradan çıkana kadar parmağı düzgünce kaynıyor. Zaten gelişim çağında olduğu için kuş hızla büyüyor her gün. Kemikleri gelişiyor. O yüzden sıkıntısız bir şekilde tedavi edilmiş oluyor. Ama daha uzun sürede fark edilirse tedavisi zor. Yani 3-4 aylık bir kuşta bunu yapamazsınız maalesef. O tamamen oturuyor o kemiği. Ama zaten genelde yavruyken oluyor bu iş. Sonradan olmuyor. Yavruyken fark edip bunu bu şekilde tedavi uygulanan sürece hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Onun dışında şöyle yavruları tek tek gösterelim. 3 tane yeşilimiz var. 4 tane hatta. Şu bir tane yavruyu da yeni ayırdım. Sarı kanat oldu. Çok hoşuma gidiyor bu tarz kuşlar. Kendisi yeşil. Ama kanatlarının uçları özellikle diğer tarafa bakın dönerse şimdi daha sarı bir rengi var, çok hoş görünüyor. Beşiktaşlı bir tane yavrumuz var. Şu intensif yeşilimiz. Şöyle ahraçlı bir yavrumuz var, sarısı bol, yeşili az. Bir de kula ve sarıdan oluşan bir ahraç yavrumuz var arkada. Yan tarafa geçecek olsak tepelileri buraya ayırdım. 5 tane tepeli yavrumuz var. 5 taneydi. Evet, 5 tane doğru. 4'ü zaten sarı ağraçlı. Sarısı bol ağraçlı. Bir tanesi tepesi kula. Kendisi beyaz. Çok hoş bir yavru çıktı. Bu da bunca zamandır aldığım ilk bu renkte bir yavru. Diğerleri sarısı bol ağraçlar. Bakalım büyüdükçe kendilerini daha güzel gösterecekler ama şu yavru bayağı güzel gelecek vaat ediyor. 5 tepeli, 7 kabak, toplam 12 tane Gloster yavrumuz var bu senenin hasılatı. Maltamız kaç tane? 2, 5 tane burada var. Bir tane şuraya erkek diye ayırdım 6, bir tane şuradaki yavru 7, 2 tane de verdiğim var 8, 9 tane de Malta yavru almışız. 12, 9 daha 21 ile sezonu kapatıyoruz. Ayırdığımız erkekler
Onlar da bu sezondaki işlerini bitirdiler. Artık teknik kapasitelerde rahatlamaya, yavaştan tüy dönemine girmeye başlayacaklar. Tepeli yeşil erkeğim, gri kavak erkeğim, yeşil tepeli erkeğim ve kulak kavak erkeğim. Bir alt tarafta verecek olduğum 4 adet dişim var. Onları burada tutuyorum. Şu Malta erkeğimiz gayet çok bıcır diyor. Erkek olduğu kesin, o yüzden buraya ayırdım. Hatta alt tarafta erkek olduğunu, yani bıcır diyeni gördükçe yukarıya ayıracağım. Burada dediğimiz gibi bir çift Malta'mız kaldı yavruyla birlikte. 5 adet de Malta burada var. Şu anlık dişi gibi duruyorlar ama içinde bir iki tanesi erkektir büyük ihtimalle. Bıcır derken denk gelince ayıracağız. Ve kendime tutmayı düşündüğüm dişi, anne dişlerimizi burada bu sezon kullandım. 4, 5, 6, 7 adet. Yani 6 tane Gloster, bir tane Malta dişim var. Bunları şimdilik satmayı düşünmüyorum. Kendime ayırdım. Bendeki durumlar bu şekilde. Dediğimiz gibi bugün altlarını temizledik. Alttan temizlik derken zaten rulolu sistem çektim, öbür taraftan temizi geldi. Gayet büyük kolaylık. Yemlerini değiştirdim komple. Ve suluklarını temizleyip taze su doldurdum. Haftalık bakımımızı yapmış olduk. Arkadaştaki durumda, o da yavrularını bayağı ayırdı. 3-6 tane yavrusu var şu anda ayrılan. İkisi sarı mozaik, 4 tanesi Gloster. Sezon devam ediyor daha onda. Şurada bir tane daha yavrusu var. Sarı mozaik yavrusu. Başka da büyük yavrusu yok sanırım. Diğerleri üretime devam ediyor. Şu benim Beşiktaşlı tepeli erkeğim. Ben sezonu bitirdiğim için bir ağız ondan yavru almayı denedim. Eşi attı, bakalım inşallah yavrularını alır. Onun da eşi sezonu bitirdiği 3 tane erkeğini salmaya atmıştı. O da dişlerini tek tek koydu. Belki bunları tekrardan eşe atabilir. Gözlemliyor. Süreç devam ediyor. Şimdi ne yapacağız? Sezonu bitirdik. Erkeklerimiz bu şekilde tekleniyor. Ben erkekleri yan yana koymuyorum, karıştırmıyorum. Arkadaşım koydu ama mesela o çok kavga ediyor. Birbirlerine zarar verebilirler. Herkesin yöntemi farklı. Ben erkeklerimi tek tek koyuyorum. Bazı üreticiler bütün erkekleri her toplayabiliyor yan yana. Sezon sonrasında. Ama dediğim gibi benim yöntem bu şekilde, erkekleri tekliyorum. Ve aynı şekilde erkek olduğunu gördüğüm yavrularımızı da tekleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş bıcırdayanları gördükçe, şu tepelilerden bir tanesi de bıcırdıyor, onu da görüyorum hatta. Yerimiz bol. Bu tarafta da kafeslerimiz boş bir şekilde bekliyor. Erkeklerimizi tekleyeceğiz. Hem daha hızlı bir şekilde ötmeye başlarlar. Hem birbirleriyle kavga etmeden, birbirlerine zarar vermeden büyürler, gelişirler. Aynı zamanda dişi olsa bile yarışmalık olan vasıflı güzel kuşlarımızı da tekleyeceğiz aynı şekilde. Onlar da hiçbir zarar görmeden güzelce yarışmalara hazırlanabilsinler diye. Geçen sene yarışmalara katılmamıştım ama bu sene güzel kuşlar var. Belki bir ihtimal yarışmalara girebilirim. Bakalım, duruma göre belli olacak o. Sonra geri kalan dişi yavruları ve çok da vasıflı olmayan dişleri şu şekilde hepsini toplu bir yere koyacağız. Hatta salmaya bile atabiliriz. Tek bir yerde bakmak kuşlara daha rahat oluyor. İşte bir yemlik, bir suluk. Banyo vereceğiniz zaman ortaya bir tane kap koyuyorsunuz. Hepsi buradan banyo yapıyor. Tek tek böyle kafes kafes uğraşmaktansa kuşlara salmada tek tek toplu halde bakmak bizim açımızdan rahat oluyor. Kuşlar da
Yani içlerinde erkek olmadığı sürece ve içlerinde kavga eden olmadığı sürece rahat oluyor. Bu kafeste rahatça uçabiliyorlar, rahatça tüneyebiliyorlar. Daha küçük bir alanda yaşamaktansa daha geniş bir alanda yaşamak onlar için de iyi oluyor. Hepimiz için güzel oluyor yani. Ama dediğim gibi detay var. Kavga etmemeleri lazım. İçlerinde erkek olmaması lazım. Bakalım yeni gelişmelerle zaten sizlere videolardan haberdar edeceğim, bilgilendireceğim. Şu anlık sezonumuzdaki, üretim sezonumuzdaki son durum bu şekilde. Sezon bitti diyebiliriz yani artık açıkçası. Bir de bir arkadaşıma söyledim, abi Haziran Temmuz'da sezon bitiren mi olurmuş diye. İlk kez duyuyorum dedi. Yani ben zaten Nisan sonu Mayıs'ın başı gibi eşe attım. Ben zaten iki defa yavru aldım mı benim için yeterli. Kuşları fazla yormaya gerek yok. İki kez daha bu sene üç kere aldıklarım da oldu. Ama dördüncüyü kesinlikle eşe atmıyorum. Kuşları yormuyorum. Gerek yok. Olduğu kadar. Çok az bir yavrumuz var. 21 adet yavru. Aşağı yukarı 15 kaç? 13-14 veya 15 takım kuşum vardı. Ama bakın bir dünyada burada boş yumurtamız var. Bu yumurtalar da dolu olsaydı her şey çok daha güzel olurdu ama maalesef sadece 21 tanesi hayatta kaldı ve bu zamana geldi. İnşallah bu saatten sonra da bir sıkıntı çıkmaz. Tabii ki onun da bir garantisi yok. Hastalananlar olabiliyor, başka bir sıkıntısı olanlar olabiliyor. İnşallah 21 yavruyu sağ salim büyütürüz. Hatta birkaç ile inşallah da yarışmalara gidip derece alırız. Tek derdimiz bu hayvanları güzel bir şekilde besleyip büyütebilmek. Sağlıklı bir şekilde onlara uygun ortamlarda. Dediğim gibi bakın erkekleri de tek tek kafeslere koyuyorum. İkişer tane yemliği, suluğu önlerinde oluyor. Şimdi zamanla biraz daha vakit buldukça işte şuradaki bunların içinde kumlar var. Kumlarımızı oraya alırız. İşte karides kemiği koyarız. Hepsine birer tane mamalık koyarız. Özel mamalarını, tohumlarını da besleriz. Onları zaten önceki sezonlardan biliyorsunuz yaptığım yöntemleri. Ve gene de zaten video çekerek gösteririm sizlere. Şimdi şu anda biraz yavrulara odaklanmış bir süreç olacak. Onları yarışmalara hazırlamakla ilgili zaman geçireceğiz. O işte bittikten sonra damızlıklarımızı, annelerimizi, babalarımızı, hatta yavrulardan da kendimize ayıracaklarımız olacak. Onlara da gayet güzel şekilde bakacağız. Erkeğimiz ötüyor, ort yeşil. Böyle kameranın önünde öteni de çok fazla denk gelmez. Şansınıza denk geldi yine. Evet, bendeki son durum bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.